Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşe Nur Asuman, Uğur TV'nin ekranlarında Sağlık Raporu programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün saatimizde bir değişiklik oldu ama tekrar ekranlarınızın karşısındayız. Bugün Türkiye biyonik gözle tanıştı diyeceğiz. Evet, Türkiye biyonik gözle tanıştı. Tavuk karası hastalığı dolayısıyla görmeyen kişilere Türkiye'de ve dünyada biyonik göz takılıyor ve görme seviyeleri dünyayı görmeye başlıyorlar. Tabii bizler gibi iyi görmeseler de onlar için çok anlamlı bir görme gerçekleşiyor. Bugün biyonik gözü konuşacağız. Biyonik göz nedir? Hangi hastalara biyonik göz takılabilir? Her kör vatandaşımız biyonik göz için aday mıdır? Maalesef değil. Bunun biraz detaylarına ineceğiz. Biyonik göz takıldıktan sonra hastayı ne gibi durumlar bekliyor? Biyonik göz operasyonları kaça yapılır? Bunlar nasıl fonlanabilir? Devlet bunları karşılayacak mı? Bu konuların üzerine konuşalım istiyoruz. Çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Biyonik göz operasyonlarına kendisi giriyor ve bu işlemi gerçekleştiren ekibin bir parçası. Sayın Doçent Doktor Nur Acar, Dünya Göz Hastanesi Etiler'den yayınımıza katılıyor. Nur Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Çok anlamlı bir iş yapıyorsunuz. Kör vatandaşlarımızı görmelerini az da olsa görmelerini katkıda sağlıyorsunuz. Bizim için çok anlamlı değerler değil belki bunlar ama hiç görmeyen bir insanın görmesi, ışığı hissetmesi, eşyaları bir şekilde algılaması çok anlamlı. Biyonik göz nedir? Öyle başlayalım. Hemen detaylara inelim sonra. Biyonik göz adı altında biliniyor ya da biz retina implantı, retina protez sistemi diye de adlandırabiliriz. Tavuk karası özellikle hastalarında şu anda uygulanabilir, onayı alınmış bir sistem. Amaç gözün bu hastalıktan isterseniz önce bir bahsedelim. Tavuk karası hastalığı nedir? Bir başka adı gece körlüğü adı altında geçiyor ve tıbbi adı retinitis pigmentosa. Adından da anlaşılacağı gibi retina hücrelerinde yani gözün, şurada bir maketimiz var orada gösterebilirim. İç çeperini saran şu pembe yapıyı düşünün. Çok ince bir soğan zarı inceliğinde 0.2 milimetrelik bir dokuda yoğunlaşmış bir şekilde ışığı algılayan hücreler, sinir hücreleri ve bunu besleyen hücreler, damarlardan oluşan bir tabaka, gözün beyin tabakası diyebiliriz. Ve bunun önemi eğer bu hücreler bir şekilde hasarlanır ve ölür giderse tekrar üremiyor, bir daha gelmiyor. Ve aynı sizin cep telefonunuzun ekranı gibi düşünün. Diyelim onu biz düşürdük, ekran bozuldu. Nasıl orayı göremeyiz? Siyah gelir, bir şekilde göstermesi gerekeni göstermez. Retinanın da hasarlı yeri neresiyse o bölgede ışık alınamayacağı için bizim görme alanımızda orayı göremeyiz şeklinde bir sonuç çıkıyor. Gece körlüğünde de bu etraftan özellikle periferden başlayıp periferden daralmalarda ama ilerleyen safhalarında merkez 10-20 derecede bir görüş alanı kalır. Sonra o da gittikten sonra bütün detay kaybolup ışık hissine kadar inebilir. Daha sonrası ışık hissi de kaybı şeklinde ilerleyici bir hastalık. Bu hastalıkla yapılan bizim gözün etrafına ve yani gözün içine kör olan kişiler sonradan kör olan, ve yapılan tavuk karasının yanında tavuk karası hastalığı sonradan kör oluyor vatandaşlarımız. Tavuk karası hastaları 10 yaşına kadar çok güzel görebilirler. Genelde çocukluk yaşlarında ilk bulgularını vermeye başlar. Ama gece alacakaranlıkta zor görüyorum, zorlanıyor, bir yere düşüyor, vuruyor, çarpıyor gibi çocuklara dikkat etmek lazım. Sıklıkla bir sadece gözlük muayenesi yapılırsa, göz dibine bakılmazsa, retina incelenmezse çok sıklıkla atlanabilir. Ve bu hastalık işte 15 yaş, 20 yaşa doğru yavaş yavaş ilerlediğinde retinada da bizim baktığımızda görebildiğimiz bulguları ortaya çıktığında sıklıkla tanı konuyor. Maalesef tanıda da biraz gecikme oluyor. Bunun tanısını netleştirmek için bir takım elektrofizyolojik testler de yapıyoruz. Bu şekilde tanı konuyor ve bu hastalarda çok ileri evrede giderek azalıp ışık hissine ya da el hareketi, şu civarda bir el hareketi seçebilecek seviyeye indiği zaman bu biyonik göz ya da rete implantı devreye girebiliyor. Tavuk karası hastalarını nasıl seçiyor? Her tavuk karası hastası herhalde buna uygun değildir. Şimdi Türkiye'de bu hastalıktan mağdur olanlar epey var. Yani dünyadaki birçok ülkeye nazaran bildiğim kadarıyla. Hatta belki sağlık turizmi bile yani dünyadan başka hastalar Türkiye'de bunu yaptırabileceklerdir de. Her hasta uygun değildir tavuk karası hastası. Siz bu aday seçimini nasıl yapıyorsunuz biyonik göz için? Şimdi biyonik göz diyoruz. Tavuk karası hastalarının bir gözünde ışık yani bir şekilde bir ümit ışığı olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl çalışıyorsunuz bu hastalara ulaşmak için? Önemli bir noktaya değindiniz. Çok teşekkürler. Tavuk karası hastalarımızı biz ilk vakaları seçerken de kendi muayene ettiğimiz data veri bankamızda olan hastalardan çok az görenleri taradık ilk başta. Onları çağırdık, bazılarına baktık. O şekilde ilerledik. Ama şu anda da bunu kime uygun olduğunu net belirtmek lazım. Çünkü iyi gören dediğim gibi 10 yaşında, 20 yaşında bu çocuklar daha iyi görürken
Biyonik göz onlara uygun değil. Ancak ışık hissi ya da el hareketi, tekrar söyleyeyim, yakından bakıldığında bizim hareketi anlayabilecek seviyeye girdiğinde, geldiğinde uygun olabilir. 25 yaşını doldurmuş ve üstünde olan hastalar olacak. Herhangi başka bir hastalığı olmayan, yani genel anestezi altında yapılan bir ameliyat çünkü. Onu almaya engel olan bir hastalığı olmaması gerekiyor. Koopere sistemi anlayabilen ve sonrasında da, ameliyat sonrasında da, çünkü bir rehabilitasyon süreci var, ona adapte olabilecek, onu yapmaya hevesli hastalar da olması gerekiyor. Bir önemli nokta da şöyle bir şeyden bahsedeyim. Nasıl görüyoruz? Biraz önce anlattım. Retinada bu ışık algısı oluştuktan sonra bütün bu veri şu görme siniri dediğimiz sinir uzantısıyla beyinden gelip beynin arkasındaki görme merkezine ulaşıyor. O yüzden biz bu implantı takabilmemiz için bu yolun sağlam olması gerekiyor. Yani görme sinirinin de kurumuş olması gerekiyor. Bu hastalar bu sistem için aday. Yani el hareketi ışık görecek. Işık kaybetse bile onu bir takım özel elektronik testlerle, elektrofizyolojik testlerle değerlendirebiliriz. Çok az değerlerde bir dünyayı algılıyor olması gerekiyor. Evet. Bu hastalar, kaçı tavuk arası hastalarının sizin için uygun aday gibi görünüyor? Tavuk arası hastalığı, biraz önce siz de belirttiniz, aslında akraba evliliğinin sık olduğu ülkelerde, bölgelerde daha sık, özellikle Orta Doğu'da sıkça görünüyor. Yurdumuzda da 25 bin civarında olduğu istatistiksel bilgileri var. Ama bunların içinde yaklaşık bir %10'u ancak bu civarda görmesini, bu seviyeye inmiş hasta grubu olduğu biliniyor. Evet, onlar içinden de eminim sizlere ulaşmaya çalışıyorlardır. Tavuk arası hastalarına takılıyor dedik. Onların da belli bir yüzdesi aday biyonik göze. Şimdi biyonik göz görüyorum ben. biraz bu işlemden bahsedelim. Doğru adayı seçtiniz. Maliyeti sonra konuşacağım. Ama nasıl bir işlemdir? Bu donanımları da getirdiniz yanınızda, buyurunuz. Bunu getirdim çünkü biraz komplike gibi görünüyor aslında. Biraz önce anlattım ama sonuçta ameliyatın, öncelikle implantın iki parçası var. Bu gözü şöyle yanda, önden arkaya bakarsak, bu cam tabakası. Bunlar kaslar olarak gösterilmiş. Bakın, dört tane kasımız var gözü sağa sola çeviren. Bu kasların altına silikon bant, ki biz bunu ameliyatlarda kullanırız. Banta implante edilmiş, içinde elektronik bir kasa ve anteni olan bir sistem. Evet. Ve bu elektronik kablo gözün içine girerek, bakın, retinanın önünde ve sarı nokta dediğimiz en özelleşmiş, iyi görmemizi sağlayan bölgenin üzerine yerleştiriliyor. Bu şekilde. Cerrahisi bu şekilde yapılıyor. Evet. Gözün etrafında ve içinde olacak şeyler. Evet. Daha sonrasında ise hasta bir hafta bir genel ameliyat iyileşme süresi beklendikten sonra bu sistemi kullanırken, burada bir gözlük var. Bu şekilde aynı gözlüğü getirdim. Ortasında bir kamera var. Yani hasta görmek istediği yeri kamerayla tarıyor aslında. Tek göze implante ediliyor. Bu arada onu belirtmek lazım. Tercihen de daha kötü gördüğünü ifade eden gözü seçiyoruz. Hani iki de ışık için bir belki değil ama mi biyonik göz? Tek göze yapmak yeterli şu aşamada. İki göze de aynı şekilde yapmak gerek yok. Tek göze yeterli. Bu kameranın alanında hafif kafa hareketleriyle hasta görme alanını tarıyor. Taradığı alanda görünen kameradaki görüntüler, yanında şöyle küçük bir çantasında, şöyle bir bilgisayar gibi düşünün, cep telefonu gibi düşünün, bir cihaz var. Bu aslında küçücük bir bilgisayar. Bu alınan verileri, kameradan gelen görüntüleri elektronik olarak dönüştürüp tekrar kablosuz olarak gözün yanında göstereceğimiz, şurada bir anten var, bu aslında anten, buraya iletiyor. Bu elektronik veri de kablosuz olarak gözün etrafındaki şuradaki antene iletiliyor. Antenden yine burada ikinci bir işlemden sonra, bunlar hepsi elektronik işlemler, gözün kablosuna girerek gözün tam sarı noktanın üzerinde koyduğumuz implanta elektriksel olarak uyarıyor. Görmeye giden yolu siz çizdiniz aslında bize. Biz görme sürecine ulaşma yolunu aslında çizdiniz. Bu şekilde. Normalde hep bu şekilde iletiliyor. Yani ışık algısı bir elektriksel ileti orada ulaştırıyor. Biz bunu suni bir şekilde oluşturuluyor ve aynı şekilde bu elektriksel uyarı görme siniriyle beyine gidip daha sonra hasta daha önceden gördüğü için görmeyi bir anlamda hatırlıyor ve o rehabilitasyon süresinde bu sistemi kullanarak görmeyi tekrar öğreniyor. Görmeyi hatırlıyor dediniz. O yüzden doğuştan kör insanlara yapılamıyor. Evet. Yani bir hatırlama refleksine ihtiyaç var. Yani objeleri taradıktan sonra neyin ne olduğunu, örneğin masa, sandalye, orada siz varsınız, saçınız uzun, kısa, onları seçebiliyor. Ne yapıyorsunuz, sağa mı dönüyorsunuz, sola mı gidiyorsunuz? Yani bir silüet tarzını ilk başta görecek. Daha sonra renk seçmesini beklemiyoruz. Çünkü renkli yazılım programı henüz yok bu sistemde. Ama grinin tonlarından bütün kontrastlarla görüş sağlanıyor.
hayatını bu gözlükte geçirmek zorunda. Yani görmek istediği düzeyde yani dış ortamı hissetmek, seçmek, eşyaları seçmek istediğim müddetçe bu gözlükle gezmek zorunda hastamız değil mi? Gözlükte takıp sistemi açtığı zaman bu sistemi kullanıyor. Gözlüğü çıkardığı zaman dışarıdan baktığımız zaman hastalar bazen onu soruyorlar. Bir şey belli olacak mı bana bakıldığında? Öyle bir şey yok. Sadece bu gözlük taktığı zaman sistemi açabiliyor. Bu ameliyatın özelliği zor bir ameliyat olması diye biraz pahalı bir işlem olması herhalde. Yani bir göz hekimi bunun eğitimini alarak herhalde rahatlıkla bir biyonik göz ameliyatı operasyonu yapabiliyor mu? Çok ayrı bir uzman akımı ister. Bununla ilgili bana ne söylersiniz? Şöyle ki hani bu vitreoretinal cerrahi dediğimiz yani gözün hem kaslarına hakim olmamız gerekiyor. Bütün o cerrahi teknikleri hakim ve tecrübeli cerrahların olması gerekiyor. Standart göz uzmanlığında biz bu eğitimleri almıyoruz aslında. Bu bir üst ihtisastır. Ve gözün içine girerek vitrektomi dediğimiz ameliyatlarda aynı laparoskopik ameliyat gibi düşünün. Çok incecik borularla, yarım milimetre bizim borularımızın çapı. Şu gözün etrafındaki beyazından içeri girerek çok ince aletlerle kapalı sistemde çalışılarak yapılan ameliyatlar aslında. Ayrıca da vitreoretinal cerrahi ama üzerine bu işi iyi yapan birisi bir eğitim alarak bunu yapabilir. Buna onaylanmanız gerekiyor. Onu da bahsedeyim aslında bu bir süreç. Bir ekip çalışması aslında ve bizim sürecimiz 8 ay sürdü hastanemiz açısından. Evet. Çünkü ilk başta ekibin kurulması, ekibin onaylanması, akredite olmanız, serfi olmanız lazım yurt dışı. Yani her isteyen istediği yerde hasta da olsa, parası da olsa bu ameliyatı yapamaz. Yapamıyor. Öyle çünkü. Söyleyeyim. Peki. Biyonik göz operasyonu ne kadar sürüyor? Şimdi bir tabii operasyonu hazırlıyorsunuz vatandaşın. Bir görmeyi hazırlama dediğimiz bir süreç var. Tabii. Bunlar tabii çok çok özel anlar hastalar için. Öncesi ve sonrasından çok kısa bahsedelim. Bir rehabilitasyon yani biyonik göz takıldıktan sonraki süreç de beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bir rehabilitasyon süreci var ki görüyor ama daha iyi görmesi için, tabii, görme kesinlikle. Alanını arttırması için rehabilitasyon şart ne söylersiniz? Hasta seçiminde zaten bu bizim ilk şartlarımızdan biri. Yani bu sistemi anlayabilecek, çok uzun detaylı konuşuyoruz tabii ki nasıl bir şey olduğu ile ilgili. Bunu yapmaya hevesli, yapacak bir hasta, motive hasta, depresyonda olan bir kişiye çok uygun olmayabilir örneğin öyle söyleyeyim. Aile desteği çok önemli çünkü hepimiz de bilirsiniz sizi bir pozitif motive edecek bir etrafınızda yakınların olması önemli. Çünkü yalnız başına o işi yapması daha zor. Bir takım çalışmaları oluyor. Siyah bazı görsellerimiz de var belki de arkada gösteriliyordur. Evet, siyah monitörlerin üzerinde beyazlar koyarak şekilleri tanıma, objeleri tanıma, harfleri tanıma aşama aşama gidiyor. Tarama eğitimini öğreniyor. Yani bu gözlüğü taktığı zaman mesela bir baktığı yeri görüyor hasta. Kamera oraya görüyor çünkü. Ve o taramaları yapmayı öğreniyor. Örneğin mesela bir şu alet diye cihaz diyelim maket. Bu yerde bir başlıyor. Önce burada bitiyor. Başlayıp bittiği yerleri buluyor. Daha sonra bunun ne olduğunu taraya taraya ve bu işlemi ne kadar çok yaparsa günlük yarım saat bir saati kendi eğitimleri var. Biz ameliyattan sonra bir 20 saat en az hastanemizde özel eğitim almış insanlarla ve bizim kontrolümüzde bu eğitim çalışmalarını yapıyoruz. Bu sistemle tanışıyor. Değişik yerlerde yemek yerken, masada, dolaşmada, günlük hayatta gibi kullanıyor. Daha sonra da bu en az 20'yi bitirdikten sonra bizim yine eğitimli elemanlarımız onun nerede yaşıyorsa kendi lokasyonuna, evine, etrafına gidip kendi hayatına, kendi hayatındaki durumuna bir rehabilitasyon süreci yapılıyor. Ne kadar sürüyor bu rehabilitasyon? Şimdi hastalarınız bilmiyorum. En az 6 ay. En az 6 ay. 3 hastaya yapıldı şu anda Türkiye'de. Bunu da bir vakıf fonladı. Hastalar kendi cebinden karşılamadı. Çünkü 100 bin euronun 170-180 bin euro muydu? Tam rakamını hatırlamıyorum. Yani şu anda 135 bin euro civarında. 135 bin euro. Yani insanların karşılaması kolay meblağlar değil. Ya hayırsever kişiler buna destek olacak. Onlar için hiçbir şey belki. Ya da işte böyle fonlar destekleyecek. Rehabilitasyon süreci de önemli. 130 bin küsür euronun içinde rehabilitasyon süreci hepsi de var. Aynı, bu şekilde bir paket. Mesela hasta şehir dışında sanıyorum İstanbul'dan hastanız var mıydı? 3 yapılan 3 vakada. 3. vaka İstanbul'dan ama diğer ikisi birisi Kıbrıs'tan birisi Kütahya'dan. Kütahya'dan olan bayanı yayınımıza almıştık daha önce onu da söyleyeyim. Oradan selam edelim kendisine. Bizi izliyorsa diyeyim artık. Evet. Rehabilitasyon sürecinde hep sizinle olmak zorunda herhalde böyle midir? Tabii yani çünkü aslında bu güzel bir şey hastalar için. Yani ameliyatı yaptık bitirdik biz bu hastayı yalnız bırakmıyoruz. Ki öyle yapılması lazım. En az 20 seans dediğim biz bunu böldük. Genelde 4 saat gibi çalıştık her seferinde. Genelde ayda bir hastaları gördük.
hem bizim açımızdan takip hem de nasıl ilerledikleriyle ilgili bu süreci daha kısaltabilirsiniz. Çok yoğun, en fazla 4 saat ama bir günde eğitime dayanabilirler. Evet. Fazlası yorar hastayı da. Hı-hı. Yani 5 seansla bitirebilirsiniz. Bunu 4-5 gün aralıkla da bitirebilirsiniz. Arayı açarak hastaya da biraz bunu kendi kendine kullanma imkanı vererek de zamanı da yayabilirsiniz. O yüzden hastayı seçmek çok önemli. Evet. Oryant olacak, depresyonda olmayacak, istekli olacak, motive olacak. Bunu anlayacak, kooper olacak. Ailesi de bunu anlayacak. Hani ameliyatı tamam bu takıldı. Ertesi gün katarak ameliyatında olduğu gibi yani bir perde var ortadan. Perdeyi kaldırdık. Aa, her şey çok güzel. Öyle bir sistem değil maalesef. Çünkü bu hale gelmesi zaten yıllar alıyor. Bir nebze ona bir katkı da sağlamak için de yine bir hastada da çaba sarf etmesi gerekiyor. Peki Türkiye'de 3 hastaya yapıldı. Hedef ne? Kaç hastaya yapılması? Çünkü maliyetli bir şey dedik. 130 bin eurolardan bahsediyoruz. Şimdi tabii bir operasyon ne kadar çok yapılırsa şimdi bu donanımı siz zaten yanınızda getirdiniz. Amerikan üretimli tabii. Donanım. Tabii ne kadar çok yapılırsa, vaka olursa, doğru vaka seçilir ve takılırsa o kadar da bu maliyeti düşecektir. Bu biyonik göz operasyonunda kullanılan bu donanımların, hastanın kullandığı donanımın. Bununla ilgili önümüzdeki süreçlerde ne görünüyor? Çünkü çok hasta var eminim bir şekilde ulaşacağınız. Aslında var ve bu hastalar ortalıkta değiller. Göz muayenesine bile gelmiyorlar. Çünkü yapılacak bir şey yok. Denen şeyler bu şimdiye kadar. Biz de yavaş yavaş tabii görüyoruz hastalarımızı. Maalesef hani uygun hastalar var. Bazıları uygun, bazıları kooperatif değil. Bazıları uygun ve kooperatif ve çok ideal hastalarımız var ama maliyet karşımıza engel olarak çıkıyor. Bunda bir takım fonlamalar dediğiniz gibi bağış kampanyaları başlatılabilir. Bununla ilgili bir şeyler yapılabilir ama onun ötesinde genelde 170 vaka oldu şu anda dünya genelinde. Kişiye biyonik göz takıldı. Takıldı ve Amerika'da, Avrupa'da sayılı merkezlerde, Suudi Arabistan'da yapılıyor ve genelde yapılan merkezlerde ya bir üniversitenin fonu ya eyaletin fonu yani sosyal güvenlik kurumlarınca ya da bir şekilde finanse edilerek yapılan eyaletler şeklinde özel kanunları var. Hani bizde de eminim sosyal güvenlik kurumu da buna bir takım onların da kurumları olacak ve bu hastaları değerlendirecekler. Hatta bizim hastalarımız da belki bunlara bir ışık, bir yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tecrübe arttıkça beklentinin ne olduğu daha iyi bilindikçe bu hastaları belki limitli sayıda olabilir ama bir çalışma şeklinde, bir kontrollü bir çalışma tarzında olabilir ama sosyal güvenlik kurumunun da belli hastalara bunu yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu anda hedef mesela bu yılın sonuna kadar önümüzdeki işte 6 ay içinde ne kadar hastaya takılması hedefleniyor? Sizin kişisel olarak da kurumsal olarak da hedefiniz elbet vardır. Bizim kişisel olarak, kurumsal olarak en az ayda bir hastaya yapmayı hedefliyoruz. Çünkü belli bir yola geldik. Biz de bu yol sürecinde bütün ekip olarak öğrendik. Hastalarımız da öğrendi. Onlara da çok teşekkürlüyüz. Çok motive hastalarımızdı gerçekten. Tabii ki hedefimiz mümkün olduğunca çok buna ihtiyacı olan hastaya ulaşmak en kısa sürede. Biz buna ekip olarak hazırız. Ve bizim de ulaşma sizde, top sizde. Biz de medya olarak bu hastalara, tavuk karısı hastalarına böyle bir operasyon olabileceğini duyurmak bize düşüyor. Ve bunun için fon oluşturmak, maddi durumu yetersiz olan insanlara hem devletin hem hayırseverlerin hem de vakıfların fon çıkması, bu konuda yardımcı olması da şart diyelim. Günün fotoğrafıyla yine kapatacağız, sonra sizle vedalaşayım. Günün fotoğrafını yapay gözlerden seçtik. Bu gözler hastanın doğal gözüne en uygun gözü bulmak için gözle ilgilenen doktorlar tarafından kullanılıyormuş efendim eskilerde. 1940'larda bu gözler için cam yerine plastik kullanılmaya başlanmış ve daha sonra da tamamen kullanımdan kaldırılmış. Burada günün rengi fotoğrafı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sayın Doçent Doktor Nur Acar, Dünya Göz Hastanesi Etiler'den yayınımıza katıldınız. Biyonik gözü takan cerrahi ekibin içindesinizdir. Çok meşakkatli bir iş ama sonuçları çok olumlu. Hastalara gerçekten dokunuyorsunuz. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Kuvvet versin, sabır versin diyelim sizlere de. Çok ve tüm görmeyen hastalarımıza inşallah tamamen doğuştan kör olanlara da belki günün birinde bir şifa olacaktır diye olabilir, düşünüyorum. Olabilir, her şey tıp ilerliyor kesinlikle. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, bugün de Sağlık Raporu programı tamamladık. Yayınımızın tekrarını tvnet.com.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı her yayın sonunda ne diyoruz? Koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmeniz dileğiyle tam iyilik halinde kalınız. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.